Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan yeni mafyalardan biri olan Kenan Yayla, 1984 senesinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Lakabı Bingöllü Kenan'dır. İsmi de medyaya yansıyan haberler sebebiyle duyulmaya başlamıştır. Daha 3 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir. Okul hayatında başarılı olamayan Kenan Yayla, İstanbul'da Sultanbeyli Meslek Lisesi'ndeyken eğitim hayatını yarıda bırakmıştır. Henüz 16 ve 17 yaşlarında adam kaldırma, yasa dışı çete kurmak ve kasten adam yaralama gibi suçlara karışan genç mafya babası, söz konusu suçlardan dolayı İstanbul'da çocuklara özel cezaevinde 2 yıl süreyle hapis cezası çekmek zorunda kalmıştır. Bunun dışında genel hayatına bakıldığında ise 30 yıllık hayatının toplam 10 yılını Bingöl, Edirne ve İstanbul gibi yerlerde, yurt içinde toplam 16 farklı şehirde cezaevlerinde heba etmiştir. 2012 yılına gelindiğinde cezaevinden tahliye edilerek özgürce yaşamaya başlayan yeni nesil baronlardan Bingöllü Kenan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde terör estirmeye ve yasa dışı muhitin esnafına kan kusturmaya başlamıştır. Kısa sürede namını herkese duyurmaya amaçlayan Bingöllü Kenan Yayla, silahla haraç işlerine kalkışarak emeline ulaşmıştır. Bilhassa son zamanlarda yaptığı icraat ve ettiği tehditlerle önemli medya organlarının manşetlerini süslemiştir. Bingöllü Kenan için Sultanbeyli'deki bir esnafın açıklaması şu şekilde: geçtiğimiz sene doğudaki illerden daha yeni göç eden iki farklı aşiret kavga edince Sultanbeyli ilçesi toza dumana karıştı. Sultanbeyli ilçesinde geçen sene görev yapan saygıdeğer emniyet müdürümüz VK ve ayrıca asayiş büro amiri İP iki aşireti barıştırmak için Sultanbeyli'nin önde gelenleri olarak uyuşturucu satan ve sattıranların etrafında sürekli kavga ve dövüş yapan Bingöllü Kenan Takma isimli Kenan Yayla'yı devreye sokunca söz konusu adam kendisini saygıdeğer bir mafya babası sanmaya başladı. Zaten bu olaydan sonra kendisine Bingöllü Kenan lakabı da takan Kenan Yayla, "Bana değil polis, kralı gelse dokunamaz" gibi şuursuz açıklamalarda bulunmaya başladı. Sultanbeyli'de yaşayanlar olarak kendisinden rahatsız oluyoruz açıklaması yapıldı. Tüm bunların dışında iddialara göre Bingöllü Kenan'ın Sultanbeyli'deki iki komşusunun kavga etmesi üzerine birinin tarafını tutarak diğerinin evini emri altındaki adamlarıyla birlikte kurşunlatmıştır. Resmi olarak iştigal ettiği bazı suçlar şu şekildedir: devleti aşağılama, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kasten mala zarar verme, kasten adam yaralama, ruhsatsız silah kullanımı, devlet memuruna hakaret, evrakta sahtecilik, hürriyeti tehdit, ev kurşunlatma.